dijital dünyaya adım atıyoruz. Dijitalde kullanıcı deneyimi tasarımı panelimiz için moderatörümüz Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Sayın Vahap Unyarı ve panelistlerimiz N11 Servis Tasarım Direktörü Sayın Devrim Pektaş, Next Akademi Kurucusu Sayın Levent Erden, Yemek Sepeti CEO'su Sayın Mert Vaki alkışlarınızla sahneye alıyoruz. Evet. Evet. Bugün gerçekten Sayın Başkanım, Sayın İsmail Gülle, bugün gerçekten çok şanslıyız. Moderatörlerimiz gerçekten Türk basınının çok önemli isimleri. Şimdi de sevgili Vahap Munyar bizimle birlikte. Ekonomi basınında duayen bir isim. Çok sevgili değerli Hakan. Panelistler. Hakan Gülle bizimle birlikteydi. Celal Toprak. Evet. Ve ben Sayın Başkanım, panelimizin artık sonuna geldik. Son panel. Sizin şahsınızda bütün ekibinizi bir kutlamak istiyorum. Gerçekten böyle bir zirvenin düzenlenmesi her anlamda zor. Ama insanların ne zamanda birbirlerini görmeyen insanları da bir araya getirmiş oldu pandemi ortamında. Çok değerli bir katkı sağladınız. Bunun için sizi, bütün ekibinizi, Sayın Belmay Ünal'ı kutluyorum. Onun bütün ekibini kutluyorum. Gerçekten şu anda görmediğimiz çok sayıda insan büyük emek verdi. Sayın Hakan Doğan'ı kutluyorum. Rejide çok sayıda arkadaşımız var. Hepinize tekrar teşekkür ederiz. Son panelle sizi baş başa bırakıyoruz. Eyvallah. Teşekkürler Hakan Çelik. Senin güzel konuşmalarından sonra bizim biraz işimiz zor ama neyse, idare ederiz herhalde. Merhabalar. Bu arada yani korktuğumuz kadar değil, epey izleyici arkadaşımız kalmış. Biz dedik ki herhalde giderler. Bir de ödüllerini de aldılar, tasarım ödülleri de yapıldı. Bize kimse kalmaz dedik ama neyse. Bu kadarı çok hakikaten teşekkür ediyoruz bu saate kadar beklediğinizden dolayı. Aslında konu başlığımız biraz bana zor geldi ama yine de herhalde üzerinde konuşacak bir şeyler buluruz. Dijitalde kullanıcı deneyimi tasarımı. Hakikaten zor geldi bana. Ama şöyle bir şey de başlayayım ben. Özellikle bankaların internet sayfalarını falan kullanırken iki bankayla tartıştım ben, kavga ettim. Daha doğrusu bir tanesi de. Birisi çok daha basit. Hani benim gibi daha böyle basit kullanım isteyenler için iyiydi. Fakat bir tanesi o kadar büyük yatırımlar yaptı falan filan, bir türlü içinden çıkamadım. Döndüm o zamanki genel müdürüne, dedim ki ya arkadaş, belki tasarımı yapan arkadaşlar çok zevk almışlardır bu işten. Ama kullanıcı olarak ben çok zorlanıyorum. Ne olacak bu iş? Nasıl olacak? Ya efendim çok kolay falan. Hayır değil kardeşim. Şimdi buradan yola çıkalım. N11'de siz bu işi yaparken nasıl yol aldınız? Gerçekten kullanıcılarla rahat ettirmek üzere nasıl plan yaptınız? Sizden başlayalım, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Aslında hepimizin karşılaştığı problemler sizin yaşadığınız problemlerdi. Bizim tarafta yani tasarım dediğimiz zaman biraz böyle her şey tasarımın içine giriyor. Bunu nasıl bölebiliriz, ona biraz bakmak lazım. Bir kullanıcı deneyimi tasarımı var. Kullanıcı arayüzü tasarımı var, grafik tasarım var, yani birçok tasarım dalı var. Dolayısıyla o parçaları bir araya ne kadar düzgün getirebilirseniz uçtan uca tasarım sürecini daha iyi yönetebiliyorsunuz. Bunun içerisinde tabii artık son dönemde teknolojinin gelişmesiyle de birlikte data da girdi artık. Dolayısıyla bizim N11.com'daki ekiplerimiz sadece tasarım ekipleri olmaktan çıktı, aynı zamanda analiz ekipleri ya da data ekipleri, optimizasyon ekipleri de bu servis tasarım dediğimiz uçtan uca tasarımın bünyesine girmeye başladı. Bu işte gelişen ekonomide artık şirketler buna yönelmeye başladılar. Tasarım artık üretim bandının küçük bir parçası değil, stratejinin bir parçası olmaya başladı. Dolayısıyla bu ekiplerin de data odaklı tasarımı öğrenmeleri ve ne kadar kullanıldığına da bakmaları gerekti. Bu gereklilik daha büyük, daha organize tasarım ekiplerini doğurdu. Bizdeki ekip bunun bir örneği olabilir Türkiye'de. Evet. O zaman dönelim yemek sepetine. Mert Bey, sizde nasıl gerçekleşti bu işler, nasıl yürüdü?
Şimdi zaten verdiğiniz örnek şu açıdan güzel. Aslında bizim de temelde baktığımız, tasarımın iyi olduğunu düşündüğümüz nokta basit, sade ve hızlıca aslında kullanıcının ihtiyacını karşılaması bizim için kullanıcı deneyimi tasarımının başarılı olduğu kriter. Yoksa teknik ekiplere bıraksanız onlar zaten tasarımda neler yapabileceklerini göstermek adına yani şov yapmak isterler. Aynı evet. sizin de başınıza gelen gibi çok daha iyisini, çok daha fazla özelliklisini, çok daha modernini yapmak tabii ki teknik ekiplerin her zamanki hedefi olur. Bizim tarafta tabii şey önemli, sadelikle birlikte hız çok önemli. Çünkü herkesin aslında servisinde bazı hedefleri oluyor. Kimisi daha çok okutmak, daha çok vakit geçirtmek, daha çok tıklatmak üzerine aslında dijitalde. Bizde ise aslında bildiğiniz gibi insanlar açlar bize geldiklerinde ya da acil bir şeye ihtiyaçları var. O yüzden hızlıca onlara aradıkları restorana ulaştırmak ve de o açlıklarını gidermek hedefindeyiz. Hep ama aynı bizde de data ağırlıklı ilerliyor artık tasarım süreçleri. AB testleri adını verdiğimiz aslında pek çok farklı kişiye sitenin bir ilk versiyonunu, bir ikinci versiyonunu gösteriyoruz. Sonra da hatta kendi aramızda iddiaya giriyoruz. Acaba hangisini kullanıcılarımız daha çok beğenecekler diye. Gün içinde aslında tasarımcılarla değil sadece kullanıcılarla beraber tasarlıyoruz. Örneğin sizinki gibi bir vaka olsaydı muhtemelen bize kullanıcılarımız verdikleri tepkilerle bunu çok daha önce gösterirlerdi. Ve ona göre elde ettiğimiz veriyle bu tasarımı yeniden değiştirirdik. Bizim evet. tarafta da artık olay oldukça data üzerine gidiyor diyebilirim. Yani şeyden kullanıcı geri dönüşlerinden yani not çıkararak değil mi? Aynen. Yani kullanıcılarımız en çok nerede takılmışlar, en çok nerede vakit geçirmişler, en çok aslında hedeflediğimiz şeyi yapmaya yakın olan kullanıcılarımız hangi tasarımı görmüş? Sürekli canlı olarak bunları takip ederek en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Evet, Levent Erden. İşin içindekiler anlattılar durumu. Senin gözünde, senin pencerende bu iş nasıl yürüyor? Vallahi bir kere lafın başına dijital kombasından ben her zaman çok rahatsız bir insanım. Çünkü yani herkesin bilmesi gereken şey 20. yüzyıl bitti. Dolayısıyla bu dijital diye bir şeyi ayırmak bir 20. yüzyıl kafası. Yani sanal marketten gerçek domates gelmez. Sanal yemek sepetinden gerçek hamburger, pizza gelmez. Yok yani sanal N11'den bana sanal kazak gelmiyor. Dolayısıyla burada ya gerçekler yanlış ya sanal demek yanlış. Bir. İki, bu iş teknik bir iş değil. Şimdi maalesef iş teknoloji tabanlı olduğu için herkes bunu teknik bir şey zannediyor. Ama o kadar da teknik bir şey değil. İşin teknolojisi sadece bu işin yapılma kısmı, uygulama kısmı. Asıl bundan sonraki büyük sorun bunu çapraz takımlarla nasıl yapılabileceğidir. Asıl zaten 20. yüzyılın değiştiğini gösteren şirketler bunun için yeni ekipleri kurabilme becerisini gösteriyorlar. Her iki şirketi, iki arkadaşımın da içlerine azıcık bildiğim için hepsinde acayip niyetler var. Yani çünkü mühendislik işi tamam bir yere kadar ama ondan sonra bana antropolog lazım, psikolog lazım, sosyal psikolog lazım, davranış bilimci lazım. Bütün bu insanların toplamıyla bir deneyim oluşturuyoruz. İki, 20. yüzyıl bitti dedik ya, senin benim gibi adamlar tecrübeliden sayılıyor ama deneyimli değiliz biz. Evet. Tecrübenin tercümesi deneyim değil. Tecrübe 30 senede kazanılıyor, deneyim 30 saniyede kazanılan bir şey. Dolayısıyla herhangi bir konuda kime hitap ediyorsak, buna müşteri demek istemiyorum çünkü devlet de var, yani devletin müşterisi olduğumuz kabul edilmesi hariç. Müşteri temas noktasının tamamında olacak olan şey toplam deneyimi çıkartacaktır. Dolayısıyla bir sitede, bir ATM'de ya da bir şubede değil, bazen senin evine bunun ulaştırılmasında ya da ondan sonraki bildiriminde ya da daha sonra sen bakmak istediğinde ne oldun? Dolayısıyla temas noktalarının toplamını tasarlamak gerekiyor ki o da çok zor bir laf. Son bir laf daha, bu tasarım lafının da içi boşaldı. Kuaförler bile saç tasarımcısı oldular. Onun için bu tasarımı tekrardan düzeltip işin ne kadar empati gerektirdiğini, insanla ilgili olduğunu baştan hatırlamak lazım. Tasarım hiç kimsenin kendi kişisel dans etme alanı değildir. Ya, o zaman sen iki günün üstünü çizdin yani. İki gün konuşulanların üstünü çizmiş oldun birdenbire tasarımın içine boşaldı diyerek. Neyse, orada ayrıca tam başka tersine, bir... yani bunun ne kadar değerli ve çok disiplinli olduğunu söylemeye gayret ettim. Evet, eyvallah.
Şimdi Devrim Bey, bu sizin tarafta tasarımın işin ekonomisine etkisi nasıldır? Ne kadar etkiler işin büyümesini, ne yönde etkiler? Şimdi tabii yani bir perspektiften baktığınız zaman birçok etkisi olabilir. Bir optimizasyon etkisi olabilir. Yani şirket içerisindeki kaynakların optimizasyonu da bir etkisi olabilir. En minimum tarafta baktığınız zaman. Şirketin dışına çıktığınız zaman işte yine cirosal kullanıcıya etki ettiğiniz sürece cironuz daha büyüyebilir. Bunun yanında işte dijital dönüşümle beraber verimliliği arttırabilir. Verimliliğin artmasıyla beraber istihdam, yani şu an çok yabancı olmadığımız aslında bir konu sektörden dolayı. Türkiye'de internet şirketlerinin istihdamı çok hızlı şekilde artıyor. Globalleşiyor bu şirketler. Dolayısıyla aslında bir adım geriden bakıp büyük resme baktığınızda ekonomiye sadece parasal anlamda değil, sadece ekonomik anlamda değil, zaman kazandırma anlamında da deneyim tasarımının çok çok faydasını zaten görüyoruz değişik platformlarda. Bizim amacımız da buna ulaşmaya çalışmak. Bunun bir optimum noktası var. Bu optimum noktayı nasıl yakalarız? Hangi verileri kullanırız? Kullanıcılarla nasıl bir araya gelip onların sesini dinleriz? Onların ihtiyaçlarına nasıl cevap veririz? Biz de ona bakmaya çalışıyoruz ve kullanıcı ihtiyacını tasarlamaya çalışıyoruz aslında. Yani sadece bir e-ticaret sitesi olarak bakmamak lazım. Herhangi bir ürünü üretirken de kullanıcının ihtiyacını dinleyerek o ürünü üretmek lazım. Bizim de yapmaya çalıştığımız dinlemek daha çok. Kullanıcılardan gelen bütün tabii verileri analiz ediyor. Çok farklı kullanıcıyı dinlemenin çok farklı yöntemleri var. Hı. Bir tanesinden bahsettik. A/B testler dediğimiz, işte hangisinin daha verimli çalışacağını denediğimiz testler, kullanıcı görüşmeleri birebir, kullanıcı görüşmeleri moderated veya unmoderated dediğimiz kullanıcı görüşmeleri, surveyler, işte belli daha spesifik noktalarda çözüm arıyorsak orada nasıl bir dataya ihtiyacımız olduğunu önceden tasarlayıp ona göre surveyler çıkabiliyoruz. İşte analitik verileri kullanabiliyoruz. Hangi kullanıcı hangi sayfada ne kadar kalmış? Dolayısıyla sayfanın problemini bulup o problemi nasıl çözebileceğimize dair hipotezler üretip bunları da test ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Evet Mert Bey, işin geneline bakınca işinizin ekonomisi içerisinde, dönen ekonomi içerisinde tasarım ne kadar rol oynuyor sizde, alabilir miyiz? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, bizim zaten tüm bu e-ticaret sitelerinde en önemli parametrelerden biri aslında dönüştürmektir. Yani bizleri ziyaret eden kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde onları bir işleme, istediğimiz işleme, onların da ihtiyacını karşılayan işleme dönüştürmek. İşte biz buna kendilerimizde conversion rate deriz, işte dönüşüm oranı deriz. Burada bence yani tasarım bu dönüşüm oranlarını yukarı çekmek için en önemli unsurlardan biri tabii ki, özellikle kullanıcı deneyimi tasarımı. O yüzden çok direkt etkisi olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir şeyleri atlarsanız, yani varsayımlarınızda bazen çok yanıldığınız olabiliyor çünkü. Herkes tek tip değil. Yani çok farklı insanlara aslında benzer hizmetleri vermeye çalışıyorsunuz ama ihtiyaç aynı olsa bile insanların yaklaşımları çok farklı oluyor. Yani özellikle yemek gibi bir ihtiyaçta, yani çok bizim 7'den 77'ye herkesin sipariş verdiği bir platformsunuz. Yani aslında yeni lisede, üniversitede okuyan genç arkadaşlarımız da bizden veriyor ama işte çok daha ailesiyle birlikte bu yemek ihtiyacını karşılayanlar da yine bizden veriyor. O yüzden her birinin aslında belli şeyleri var, tercihleri var. Onları yakalamaya çalışmak sadece masa başında oturup tahminlerle beraber çok kolay değil. O yüzden biz de olabildiğince aslında herkese en iyi nasıl ihtiyacını karşılamaya dönüştürürüz. Buna uğraşıyoruz. O yüzden dönüşüm de çok önemli. Onun dışında tabii ki şöyle bir etkisi de var bence. Kullanıcıların
markaya olan bağlılıkları için, yani daha sadık müşteriler olması için de bir etkisi var. Sizin demin verdiğiniz örnek bunun iyi bir göstergesi. Aslında iyi bir deneyim yaşamazsanız tercihinizi, marka tercihinizi değiştirebilirsiniz. Her ne kadar daha önceden alışık olsanız bile. O yüzden de ben oldukça etkili buluyorum. Bizim Yemek Sepeti'nde şöyle bir şey var. Yemek Sepeti belki biliyorsunuzdur, 21 yıllık aslında bir şirket, oldukça eski. Hep bana şöyle bir yorum geliyor. Yemek Sepeti'nin tasarımı da hep aynı, hiç değişmiyor. Böyle bir şey yok aslında tabii ki. Yani benim hatırladığım temel 5-6 büyük değişim geçirdik. Ama aslında amacımız... Belki görüntü olarak değişmiyor. Amacımız aslında evet. Zaten kullanıcılarda böyle aradıklarını hala biz değiştirmemize rağmen bulsunlar. O yüzden de aslında bu his bizim çok sevmediğimiz bir şey değil. Evet, zaten amacımız o. Siz o kadar büyük şeyler değiştirdiğimizi hissetmeyin. Yine aynı eskisi gibi ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam edin noktasındayız. O yüzden de şeyi söyleyebilirim. Dediğim gibi hem dönüştürmek için, hem kullanıcıların sadakati, bağlılığı için, hem de rekabette aslında zaman zaman farklılaşmak için tasarım oldukça önemli bir unsur kullanıcı deneyimi tarafı. Şeyi ölçüyor musunuz? Siz de aslında belki söyleyebilirsiniz. Bir kullanıcı işte yaş gruplarına göre ne kadar zamanda istediği yemeği ısmarlayabiliyor. Nasıl ölçüyorsunuz? Ona göre nasıl tavır alıyorsunuz? Hayır, turşulu mu turşusuz mu biliyorlar. Tabii yani bizim dijital işlerdeki en büyük keyfimiz, avantajımız diyeyim zaten. Gerçekten çok büyük bir verinin üzerinde bu işi yapıyor olmamız. Evet. Yani anlık olarak biz size ne gösterdiğimizde nereye tıklıyorsunuz? Yani hatta yani farkında olanlarınız vardır, olmayanlarınız vardır. İşte aslında yanınızdaki kişiyle aynı renk bile görmeyebilirsiniz bazı şeyleri. Aynı metni bile görmeyebilirsiniz. Hı hı. Ama biz onlardan aslında sürekli bir denemeler yapıyoruz. Ve tabii dediğiniz gibi aslında herkesin neye daha iyi tepki verdiğini anlamak bizim birincil amacımız şu anda. Evet. Sizde nasıl, sizde süreler nasıl? Sizin aslında söylediğiniz tamamen kullanıcıyı monitör etmek uçtan uca. Bir tanesi, biz ona time on site diyoruz. Time on site yani o sitede geçirilmiş zaman. Time on page KPI'larımız var. Time on page o sayfada geçirilmiş zaman. Hı-hı. Ya da time on form, eğer bir form varsa ne kadar zamanda dolduruyor, nerede takılıyor, bunun daha nasıl optimize edebiliriz? Diyorum 35 saniyede dolduruyorsa bunu indirebilir miyiz? Hı-hı. Bu tip şeylere, verilere bakıyoruz. Ama siz, çok küçük bir ekleme yapacağım. Şimdi burada biz tabii ekonomiye katkısından çok bir de biraz daha geriden baktığımızda aslında dünya ekonomisinde de çok şeyi değiştirdiğini görüyoruz. Deneyim tasarımının. Hı hı. Çünkü ürün tasarımı endüstrisinden artık deneyim tasarımı endüstrisine geçmeye başladık. Bunun en güzel örneği belki işte bir jenerasyon öncesinin en büyük şirketlerine baktığımız zaman ürün firmaları, işte Coca-Cola gibi, McDonald's gibi, Nokia gibi ürün üreten firmaların olduğunu görüyorsunuz. Fakat şu anda baktığımız zaman işte Facebook gibi, Google gibi ya da Alibaba gibi tamamen deneyimi kökten değiştiren firmalar olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında makro baktığımız zaman deneyimin etkisi o mikrodan daha da büyük bir perspektifte ilerliyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de de bunun yansımalarını görüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Levent Erden, şimdi bir seyahatteki sohbetimiz sırasında Tuncay Özyılan örneğini vermişti. Efes Pilsen, yani burada sonuçta marka söylemenin çok şeyi yok, televizyon yayını yok nasıl olsa. Dedi ki biz şişe değiştirdiğimiz zaman tüketici içindeki lezzetin de değiştiği algısı ile karşılaşıyor ya da öyle algılıyor. Bunu çok görüyoruz. Şimdi bu dijital dünyada da, şimdi dijital kelimesini kullandım, kızma bana. Başka türlü anlatamayacağım. Dijital dünyada da böyle midir? Mesela Mert Bey dedi ki kullanıcılarımız hiç değişme, hep eskidi görüntü falan filan diyorlar dedi. Nedir buradaki şey sence? Şimdi bak, ikisini birden açıklamaya gayret edeyim ya da niye dijital denmemesi gerektiğini de söyleme sebebim bu. Şimdi 20. yüzyıl bir başka yerdir. Yani İkinci Dünya Savaşı bitince başlar. 1945 ile başlar ve teknoloji hayata girer. Çünkü sırf 1. ile 2. Dünya Savaşı'nın arasındaki sadece uçaklara bak. Birinde belden yukarısı dışarıda işte o deri takkeli abiler giderken öbüründe havada 8 saat kalan uçaklar var. Yani
Hayat ondan sonra başlıyor ama inanılmaz bir endüstri var. Savaş sırasında işte top yapıyor, tank yapıyor, elbise yapıyor, bot yapıyor, postal yapıyor. Bitince de sürekli olarak aynı şeyi yapmak zorunda. Dolayısıyla ne kadar çok insana erişirse o kadar iyi. Bunun için de herkese aynı şeyi satmak zorunda. Bunun için standartlar yapmak zorunda. Düşünsene elbise dediğin şey 3 harfte ya. Yani L, M, S'nin içine sıkıştırıldı. Hadi sonradan birer tane X kondu. Şimdi işte ayakkabı 34'den 40'a, 40'tan 45'e. Evler maalesef 2.40'a tıkıldık hep beraber falan. Çünkü ne kadar standart koyarsan o kadar çok üretiyorsun. Tabii. Dijital vesaire dediğin şey aslında insanın artık yavaş yavaş kendisine özel şeyler isteyebilmesi ve teknolojinin de tek bir tanesinin dahi yapılabilme imkanının vermesi çok para olmadan. Yani bugün bir tek kopya kitap basabiliyorsun. 100 bin bastığından da maliyet farkı farklı değil. Aradaki en büyük fark bugüne kadar hep kitleselle düşünmüş 20. yüzyıla karşılık tek tek bir şeyler herkese farklı bir şey vermek. Her iki arkadaşım da herkese farklı bir şey yapmak zorunda ya da çok küçük alt gruplar şeklinde 20, 30, 40, 50 parametreye göre bölünmüş küçük alt gruplara çalışıyor. Şimdi bunu herkes öğrenmek zorunda. Yoksa dijitalde yapılan şey yok, normal hayatta yapılmıyor mu? Bugün herhangi bir perakende mağazasında bir karı kocanın nasıl girdiği, nerelerde ayrıldığı, nerelerde yan yana geldiği, kimin nerede ne kadar vakit geçtiği hesaplanıyor. Evet. Aynı şekilde dostlarım da bir imleçin nerede durduğunu, insanların önce sola sonra sağa mı baktığını, hangi şeyin üstünde daha fazla durduklarını, gözlerin nereye baktıklarını dahi görebiliyorlar. Şimdi bundan sonrası veriyi değerlendirerek deneyime gitmek. Deneyim dediğimiz şeyi de şuradan almak gerekiyor. Şirketler, kurumlar optimizasyon dedikleri zaman üretim, satış, emek vesaire optimizasyonuna giderler. Halbuki biz gariban fani insanlar tatmin organizasyonuna gideriz. Biz elimizdeki kaynaklarla para, zaman vesaire bir şeyi en üst seviyede tatmin almaya çalışırız. Yani senin belli bir maaş alıyorsun. İşte evin kirası, çoluk çocuğun masrafı, yol parası bilmem nesi mecbur sana 100 lira kaldı. Bu 100 lirayla bir tane takım elbise alabileceğin gibi efendim 3 tane jean, 2 tane tişört alabilirsin. Ya da hafta sonu dalgıçlık kursuna gidebilirsin ya da 10 gün tango kursuna gidebilirsin. Tango kursu artık senin takım elbisenin rakibidir. Yani rakip dediğimiz şey insan tarafında bir tatmin rakibidir. Hı hı. O zaman benim tatmini güçlendireceğim şeydir deneyim aslında. Deneyimi yaratmanın farkı insanların tatmin hissinin ya da tatmin optimizasyonunun aracıdır. Yani ben insanlara mal satmam, tatmin satarım ve insanlar tatminlerini optimize ederler. Hiçbirimiz ceket, kazak vesaire almayız. Hepimiz bak falan deriz. İyi güzel giymeyi, dikkat çekmeyi, kendimizi iyi hissetmeyi, aynayla barışmayı vesaire. Tabii bu kiloyla olmaz da normal bir insan için söylüyorum. Aynayla barışmayı falan sağlarım. Şimdi o zaman teknolojinin bana sağladığı imkanlarla herhangi bir temas noktasında ben deneyimi mutlaka dar ölçüde çok parametreyle yapılmış insanların ne şekilde bir tatmin beklediği üstüne yaparım. Çünkü aslında ben tatminin parasını alırım. Yani şimdi köşe başındaki köftecinin sattığı et gramıyla içerideki köfte aynı para. Aynı paraya mal oluyor. Ama bir tanesinde 5 liraya yiyorsun, bir tanesinde 500 liraya yiyorsun. Aradaki 495 lirayı toplam deneyime veriyorsun. Demek ki deneyim tatmin için işin ham maddesinden, işçiliğinden, şusundan, busundan daha farklı hale gelmeye başladı yavaş yavaş. Onun için deneyim dediğimiz şey bir tatmin aracı olarak ele alınmalı. Yoksa niye deneyime ihtiyacımız olsun ki? 20. yüzyıldaki gibi. Çak en ucuzuna ver, o zaman her şey komoditi, bir emtia olacaktır. Bir mal olacaktır. Onun için de fiyat rekabetine girdiğin zaman mallaşmak zorundasın, fiyat indirmek zorundasın. O zaman da biliyorsun benim lafım vardır. Fiyat pantolon gibidir. Bir kere indirirsen bir daha yukarıya çıkartamazsın. Popon hep açıktadır. Onun için fiyat rekabetine kalmak istemiyorsan deneyim vereceksin. Çare yok. İndirirsen çıkamıyor musun bir daha yukarı? Fiyatı indirirsen bir daha çıkartan yani dönemlik, anlık evet ama şöyle evet. Bir indirdim ve bir daha olmaz. Çok tarihte güzel. Görülmedi. Evet. Teşekkürler. İsterseniz bir iki soru alalım. Sonuna doğru geliyoruz. Buyurunuz. Mikrofon verebilir misiniz arkadaşımıza? Hemen burada. Ben bir girişimcinin yatırımcısıyla nasıl buluşabileceği konusunda bir soru sormak istiyorum. Çünkü benim bir arkadaşım, o 10 yıldır Amerika'da yaşıyor.
Biz aynı zaman dilimlerinde ikimiz de application kurmak için bir proje üretmiştik. O 3 yıldır Amerika'da ve o projeyi kurdu, yatırımcısını buldu. 3 yılda da onun kurduğu proje 10 milyon dolarlık yatırım aldı. Ben Türkiye'deyim. Ben de yatırımcılar buldum. Ama yatırımcılar projemi ilk sunduğumda önce dediler ki bunu daha önce kimse yapmamış, demek ki riskli görmüşler. O zaman yapmayalım dediler. Sonra bu 3 yıllık süreçte benim rakiplerim çıktı. Bu projeyi düşünüp yapan insanlar oldu. Bu sefer de yatırımcılarım dedi ki bizim şu anda rakiplerimiz var ve güçlü rakipler. O yüzden artık riskli olduğu için girmek istemiyoruz. Ben yatırımcı bulmakta çok zorlanıyorum. Bir hayalim var. Ya bunu bırakacağım, pes edeceğim ya da devam edeceğim. Yalnız sizi diyeceğim. Tanıyalım. Hiç olmazsa belki buradan yeni yatırımcılar çıkabilir. Ben anaokul öğretmeniyim ve yazarım, masal yazıyorum. İsmim Gizem Doğan. Evet. Pedagojik destek içerikli masallar yazıyorum. Bu masalların içerikleri idealist çocuklar yetiştirmeye yönelik. Çünkü çocuğun elinden o tableti, telefonu alamıyoruz. En azından evet. Verdiğimizde o çocuk bu zaman dilimini nasıl geçiriyor? Bu zaman dilimini anne idealist çocuk yetiştirdiğini bilerek bence o telefonu o çocuğun eline vermeli. Evet. Ben bunun için bir platform kurmak istemiştim. Tamam. Bu şekilde. Teşekkürler. Evet. Bilmem bir kere telefonları almak lazım mı? Baksana ön sırada herkes telefonuna baktığına göre 7'si neyse 77'si de öyle olacaktır diye düşünmek lazım. Birincisi. Evet. İkincisi ise ben hakikaten o telefonları elinden almak ve içine doğmuşlar arasındaki tartışmada ben o kadar almak gerekiyor muyu acayip tartışır durumdayım. Yani kendi adıma. Hı-hı. Onun için yani onların alınmasını gerek... Tabii ki her türlü şeyin fazlası zarar olmakla beraber bu değil. Yatırımcı konusuna gelince zaten siz 1000 yıldır ekonomi yazıyorsunuz. Türkiye'deki yatırımcıların derinlikleri ve boyutları konusunda herhalde en yetkin kişi aramızda sizsiniz. Estağfurullah. Şimdi panelist sizsiniz. Onun için sizin görüşleriniz önemli. Ama tabii anlatmak ve şey yapmak, sunmak... ikna etmek o kadar kolay değil. Dediğiniz doğru. Sizlerden herhangi bir önerisi ben olan veya görüş olan var mı? Yani kurucumuz Nevzat Bey Türkiye'nin önemli bence melek yatırımcılarından bu alanda. Yani şunu gördüğümü söyleyebilirim. Evet gerçekten çok önemli bir ikilemden bahsediyorsunuz. Ama şöyle bir gerçek var. Eğer daha öncesinde sizin bir bizim proven success dediğimiz yani eğer hiç yapılmamış bir şey yapacaksanız, daha önce bir şeyler başardığınızı göstermeye biraz ihtiyacınız var. Çünkü açıkçası bir risk alınacak orada ve daha önce bu riski alıp bir şeyler, bir sonuca gittiğinizi göstermeniz gerekiyor. O yüzden de eğer öyle bir şey varsa bence uygun, doğru yatırımcıyı bulmak için çalışmaya devam etmelisiniz. Ha, ama zaten yok, gerçekten ben hayatımda da kendim de böyle bir başarım yok. Ve ilk defa da daha önce dünyada da yapılmamış bir şey yapmaya çalışıyorum diyorsanız orada biraz aslında işler zorlaşıyor. Orada açıkçası tavsiye ettiğim bence ilk etapta işte bizim family and friends dediğimiz aileyle, kendi arkadaşlarınızla biraz toparlayacak kadar bir şeyleri elinize geçirip ilk işleyen bir şey gösterebilmek. Çünkü ne olursa olsun sadece fikir aşaması anladığım kadarıyla şu an bulunduğunuz aşama duyamadım ama fikir aşaması özellikle Türkiye'de yatırım almak için çok kolay bir aşama değil. Onu söyleyebilirim. Galiba şey, bir kere, önemli hazırlıkları var diye içerikleri tamam galiba. Her halükarda çok iyi bir hikaye olması lazım. Evet yani. Çok sağlam bir hikaye sahip ve bu bir iş hikayesi olmak zorunda. Yani ya bir sosyal sorumluluktur bu, çocukları koruyalım ya da bir iştir. Evet. O zaman hikaye ya birine ya birine göre. Çünkü birinin yatırımcısıyla öbürünün yatırımcısı farklı olacaktır. Hatta aşamalara göre yatırımcı türü değişecektir. Dolayısıyla hikayenizin çok iyi kurgulanması lazım. İlk defa yapılıyor olmasında bir mahsur yok. Pek çok şey bundan sonra ilk defa yapılacak. Ama hikayenizin iyi yazılması, sağlam olması, onun için bizden önce birisi yaptı yapmadı falan gibi subjektiviteyi aşacağınız şey hikayenizin taş gibi olmasıdır. Evet. Bir soru daha alabiliriz. Ondan sonra da kapatabiliriz. Var mı? O zaman ben sorayım bari son soruyu. Abi şimdi
Hani Mark Efendi Metaverse dedi falan ama Web 3.0 geliyor ve alt tarafı 3 sene sonra burada var. 3 sene, 4 sene gibi. Yani bugüne kadar deneyim dediğimiz şey hep iki boyutlu. Yani işte beyefendinin sitesinde alışveriş yapacağın zaman yatak odası takımı, otomobil ve çakmak aynı boyda. Aynı kareler içinde. Doğru. Süpermarkette satarken facing diye bir şey var değil mi? Mesela işte bir aynı birbirine rakip maldan birinin 900'ü bir tanesinin 600'ü var. Onlarda hangisi gelecek falan. Halbuki burada küçük büyük fark etmiyor. Hepsi yan yana duruyor. Yani sen pazarın %90'ına sahip ol. Benden aynı boydasın. Alt tarafı ben biraz aşağıdayım. Hmm. Ve Z aksı yok. Hiçbirinin büyüklüğü. Ürünü biliyorsam büyüklüğünü biliyorum ama yoksa bilmiyorum. Örnek marka vermekten çekinmiyorum. IKEA'nın oyuncak tencereleri var. Ucuz diye herkes tencereyi alıyor. Sonra şu kadarcık bir şey girince deliriyor. Şimdi üçüncü boyut hayatımıza girince, çünkü sonuç olarak bundan sonra üçüncü boyut hayatımıza girecektir. Evet. Üçüncü boyut hayatımıza girince alışveriş, yani hani daha sonrasında 5G bilmem ne, haptiklerin artması, kokular falan, onları bir kenara alıyorum. Ama onun dışında üçüncü boyut hayatımıza girince biz bir şey olduğu gibi görmeye başlayınca bu gözlükler vesaireler, hani Metaverse'i kenara bırakın ama Web 3.0'da hayat nasıl değişecek? Asıl deneyim, gerçek tasarım orada başlıyor. Bugüne kadar olanı kolaydı. Asıl 3 sene sonra, 4 sene sonradan bahsediyoruz. Buna kim hazır? Buradaki bu tür tasarımı yapabilecek olan yapıyı kim getiriyor? Bunun antropoloğu nasıl yetişiyor? Tasarımcısı, ürün tasarımcısı, fotoğrafçısı ya da filmcisi ya da 3D çekecek. Evet. Ve onları asıl sorunumuz, yani deneyim tasarımı bugüne kadar olan değil, çok kısa zamanda 5G'nin, ki Türkiye'de 5G ihalesi 2023, dolayısıyla 24-25'te falan bunun olacağını varsayarsak yarından bahsediyoruz. Yani bütün insanların geçişinin de, bana soruyorsan, Türkiye'de çok hızlı olacağına inanıyorum. O zaman her şeyi çok baştan yapmak gerekiyor. Pandemide 20 tane daha araba alıp satmaktan çok daha hızlı bir şey var. Bunun ta eğitiminden, hangi tür adamlar neyi tasarlayacaklar, çapraz takımları nasıl kuracağım, çapraz takımın içinde data analisti, bağlamcısı, anlamcısı, efendim işte bilişsel bilimciler, davranış bilimcileri falan bir arada oturup çalışmaları lazım ve bugün çalışmaları lazım. Asıl bu ne olacak? Soru budur efendim. Evet, buyurun. Yani sorudan daha kısa bir cevap olabilir. Ondan endişeleniyorum. Ya hazırlanıyor musun aslında? Hazırlanmıyorsun. Yani ben şöyle görüyorum, işte Metaverse gibi üç boyutlu paralel evreni şöyle tanımlıyorum. Bunun yanı sıra şöyle problemler de çıkacak aslında orada. Ben Metaverse için bir ürün ürettiğim zaman onun da kullanıcı deneyimine bakacağım. Ve o kullanıcı deneyimi Metaverse'ün içindeki kullanıcılardan oluşacak. Dolayısıyla dikiz aynanız bile yok. Yani evet, o kadar böyle muamma bir dünya var ki orada. Ama şey de öyleydi. Yani tabii ki farklılıkları konuşabiliriz, ayrıca tartışabiliriz ama internetin Türkiye'ye girişi de böyleydi. Ne olduğunu bilmiyorduk. Ne tasarlayabileceğimizi bilmiyorduk onun üzerinde. Kısıtlarımız neler, onu bilmiyorduk. Dolayısıyla bunu öğrenme süreci olacaktır. İşte şu anda oradayız. Ne olacağını üç aşağı beş yukarı biliyoruz da. Evet, şu anda nereden, kimle yapacağız? Bu çocuklar, ben ne tavsiye edeyim? Ne okusunlar, ne yapsınlar? Şimdi şey yapabiliyoruz. Burada öngörü şu. Böyle bir dünya olursa ben şunları yapabilirim öngörüsü. Fakat bunun tabii dayandığı birçok regülasyon var ya da olması lazım. Regülasyonların konuşuluyor olması lazım. Dolayısıyla tasarım şudur aslında. Kısıtları alırsınız ve bu kısıtlar çerçevesinde o problemi çözersiniz. Yani Metaverse'ün kısıtlarını şu anda ben kendi adıma konuşayım, çok net göremiyorum, bilemiyorum. Bu ama süreç en azından içerisinde 3 boyutlu gelişecek alışveriş yapacağımızı tabii biliyoruz. Ama evet, şöyle bir durum var. Bunun 10 sene öncesinde de 3 boyutlu alışveriş yaptığımız bir platform vardı. Belki işte yaş itibariyle benimle aynı yaşta olanlar bilirler. 3 boyutluydu bilgisayar ekranından girdiğiniz alışveriş merkezi. Ve böyle adım atarak gidip sağa bakıp rafları görüp raflardan ürün aldığınız bir deneyimdi bu. Ve yani saatler sürüyordu, alışveriş yapmak imkansızdı orada. Çünkü adım atıyorsunuz, bir süre bekliyor. Bir daha adım atıyorsunuz, bir süre bekliyor. Dönüyorsunuz, bekliyor. Dolayısıyla o anki teknik veriler buna müsaade etmiyordu. Bir de ayrıca
Kullanıcı olarak ben gerçekten de reel hayatta gidip raflar arasında ürün aradığım gibi şeyde de ürün aramak istiyor muyum? Yani neden bu kadar birleştirdiğimiz konusu da ayrı bir tartışma konusu. Yani ben onu orada o kadar zaman harcayıp her rafa girip işte bebek bezi bulmaya çalışmalı mıyım? Yoksa bana zaten bebek bezi ihtiyacım olduğunu bilip önüme getirmeli mi? Tabii bu biraz metaverse ya da üç boyutludan çıktı ama kapsam olarak yani nasıl geliştiğini benim kafamda en azından yine böyle bir bocalama dönemi olacak tasarımcılarda, planlamacılarda yine bir bocalayacağız hepimiz. Ne yapabiliriz, ne tasarlayabiliriz diye ama o süreç sonrasında çok kreatif ve şey işler çıkacaktır. Sizin açınızdan %100 katılıyorum da o zaman adamı nereden bulacağız? Ben onun için de arkadaşlarımız şu andan oraya nasıl yönelecekler benim derdim o. Zamanı gelince bir türlü adam gerekiyorsa Hindistan'dan, Pakistan'dan da bulunur ama benim arkadaşlarım oraya nasıl yetişecek kaygısında olduğum için özellikle bir sorayım. Bir de Mert Bey'den duyalım tabii, bakalım. Yani çok tabii bu konu apayrı bir konu. Sırf bunun için bile ayrı bir konuşma ayrı bir oturum yapabiliriz yapmak lazım. Aynen ama biz de şu anda şey keşif dönemindeyiz. Tabii biz bir pazar yeriyiz. Biz tabii restoranların olduğu temelde bir pazar yeriyiz. Biz geleceğin restoranını da şu anda anlamaya çalışıyoruz. Yani 5-10 sene sonra restoranlar nasıl olacaklar ki biz onları nasıl sunacağız bu Metaverse'de onu da anlamaya çalışıyoruz bir yandan. Ama bu bence şu açıdan çok önemli. Hep deniyordu ya işte zaten internet keşfedilmiş olanlar olmuş filan. Bence bu yeni nesil için, şu anki öğrenciler için yepyeni bir fırsat penceresi açtı. Hı hı. Ya ben şu an öğrenci olsam muhtemelen inanılmaz bir merakla şu anda bunları anlamaya, öğrenmeye, nerelerde nasıl konum alırım onun peşinde koşuyordum. Ve ondan sonra da patronu buna ikna etmek için de sefil olmaya değil mi? Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, Devrim Bey. Mert Bey ve Levent Erden çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Oturumu kapatıyoruz ve herhalde son oturumdu. Toplantı da, iki günlük toplantı da sona ermiş oluyor. Sizler de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, bize geçmiş olsun. Mikrofon açık mı? Sevgili Vahap Munyar'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli panelistlere, Sayın Başkanım tekrar hoş geldiniz. Değerli konuşmacılar, katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan plaketleri takdim edecek. Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü, N11 Servis Tasarım Direktörü Sayın Devrim Pektaş, Next Akademi Kurucusu sevgili Levent Erden, Yemek Sepeti CEO'su Sayın Mert Baki. Alkışlarınızla bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Bu toplu fotoğrafın ardından ben Tim Genel Sekreterliği çalışanlarını da davet etmek istiyorum. Sayın Başkanları, Sayın Belma Ünal'ı sahneye davet etmek istiyorum. Toplu fotoğrafın ardından. Sayın Başkan'la da bir mikrofon verebiliriz. Belki son birkaç şey söylemek isteyebilir. Evet. Toplu fotoğraf tamam.